Hey, this that Eastside Johnny Big Redemption like. Know what I'm talking about? Wow, 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 wow. Go and get your money, bitch. None of my hitters on some funny shit. I can tell real. Dark Souls serisinde gerçekten de birbirinden inanılmaz bosslar var ve aralarında bir sıralama yapmak neredeyse bu bossları kesmek kadar zor. Ama Dark Souls sevmek, zor sevmek demektir ve biz de zorun aşığıyız. O nedenle bu listeyi yaptık sevgili oyun gezerler. Eski kabuslarınızı yeniden hatırlamaya hazırsanız git good diyerek başlayalım. Dancer of the Boreal Valley'in odasına girdiğimiz anda ilk fark ettiğimiz şey içinde dövüşeceğimiz odanın ne kadar küçük olduğuydu. Üstüne üstlük Dancer'ın müthiş hızını ve inanılmaz bir zerafetle hareket edişini düşündüğümüzde o oda sanki daha da küçülmüş gibi hissettiriyordu. Dancer'ın saldırıları son derece hızlıydı. Sizi eliyle kapmayı başarırsa ya ölüyor ya da canınızın geriye kalan o son damlasıyla nereye kaçacağınızı şaşırıyordunuz. Dancer ikinci aşamaya geçtiğinizde alev kılıcına ek olarak bir de kül kılıcı kullanmaya başlıyor, iyice agresifleşiyordu ve bu yüzden hem saldırılarınızı hem de kaçışlarınızı çok iyi zamanlamanız gerekiyordu. Adından da anlayacağınız üzere bu dövüşte başarılı olmanın sırrı Dancer'ın dansına ayak uydurmaktı. Dancer of the Boreal Valley sadece zor değil, bir o kadar da estetik bir dövüştü. Şanını sıkça duyduğumuz Artorias, anlatılanlara göre Great Sword'unu eşsiz bir ustalıkla kullanan saygıdeğer bir şövalyeydi ve Lord Gwyn'in 4 şövalyesinden biriydi. Ulasil prensesini Abyss'ten kurtarmak isterken Abyss'in kurbanı olan yol arkadaşı büyük gri kurt Sif'i kurtarmak için kendini feda ederek karanlık tarafından yutulan Artorias, yalnızca serinin en iyi ve en unutulmaz dövüşlerinden biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda bize en zor olanlardan da birini yaşatıyordu. Son derece hızlı hareket eden Artorias'tan uzak durmaya çalıştığımızda kendini iyileştiriyor, sonra da büyük bir hızla üzerimize dalıyordu. Bir sonraki hamlesinde ne yapacağını kestirmek oldukça güçtü ve silahının menzili de bayağı yüksekti. Ayrıca sağlığının bir kısmını kaybettiğinde Wrath of the Abyss yeteneği sayesinde karanlığı etrafında topluyor ve gücünü toplamasını engelleyemediğiniz takdirde bir AOE hasarı eşliğinde dövüşe daha da güçlenmiş halde devam ediyordu. Dark Lurker yalnızca yenmesi son derece zor bir boss değil, kendisine erişmek de bir o kadar dertli. Öyle ki Dark Souls 2 oyuncularının önemli bir kısmının böyle bir boss'un varlığından bile haberdar olmadığını biliyor muydunuz? Dark Lurker'ın hızlı soul saldırılarından nasıl kaçacağınızı öğrenip kendisine yavaş yavaş zarar vermeye başladığınızda oldu bu iş diye düşünüyorsunuz. Sağlığı yarıya yakına indiğinde ise Dark Lurker kanatlarını kapatıyor ve ikiye ayrılıyor. Aynı yeteneklere sahip iki boss'la birden dövüşmeye başlıyorsunuz, birine kilitlenmişken diğerinin büyüsü sırtınızdan vuruyor. Biri görünmez olmuşken ise diğeri ışınlanıyor. Anlayacağınız tam bir kaos ortamı. Kendisine ulaşmak için gereken süreç ve saldırı mekaniklerini birlikte düşününce bu boss'un zorluğunu farklı bir yere koyuyoruz. Dark Souls 3'ün sonunda karşılaştığımız Soul of Cinder hem zor hem de eğlenceli bir boss'tu. İlk Core Lord'u olan Lord Gwyn'den beri pek çok Lord kendisini aleve kurban vermişti ve tüm bu ruhların vücut bulmuş hali serinin son boss'u olarak tam karşımızdaydı. Daha ilk aşamada bile 4 farklı hareket setiyle bizi şaşırtan bu boss'ta ikinci aşamaya geçtiğimizde arka planda çalmaya başlayan müzik ve karşımızda aslında kimin olduğunu anladığımız anı unutmak gerçekten de mümkün değil. Bu tanıdık boss, Ultra Great Sword'u ve Sunlight Spear saldırıları ile adeta size nefes aldırmamaya yemin ediyordu. Yapacağı hamleleri önceden tahmin edebildiğimiz için öyle aşırı bir zorlu olduğunu söyleyemeyiz. Ama yine de sakın işinizin kolay olacağını da sanmayın. Dark Souls serisinin kapanışını yapan The Ringed City'deki Slave Knight Guile beklediğimizden çok daha iyi bir dövüştü.
Gael'i yenmek için 3 aşamadan geçmek gerekiyordu ve dövüş ilerledikçe Gael de gitgide güçleniyor, hareketlerini karşılamak ve kaçmak iyice zorlaşıyordu. İlk aşamada yalnızca Great Sword'unu kullanan Gael, ikinci aşamaya geçtiğinde Dark büyüsünü de kullanmaya başlıyor, bir anda görünmez olup dibinizde bitebiliyor, uzaktan arbaletle ok yağmuruna tutup üzerinize diskler fırlatabiliyordu. Ama asıl film 3. aşamada kopuyordu. Tüm oyundaki en zor aşamalardan biri olan bu anda Gael'e ek olarak arenanın çeşitli yerlerini yıldırımlarla düşüyordu. Bu aşama Gael'in tüm gücüyle sizi öldürmeye çalıştığı ve nefes aldırmadığı bir aşamaydı. Ama son darbeyi vurduğunuzda seriyi tamamen bitirmiş olduğunuz gerçeği de hüzünlü biçimde yüzünüze çarpıveriyordu. Lothric Kalesi'nin tepesinde karşılaştığımız prenslerden Lothric, Core Lord'u olma fikrinden nefret ettiği ve bunu bir lanet olarak gördüğü için alevlerde yanarak ateş çağını devam ettirme görevini yerine getirmemiş. Bu yüzden de kardeşiyle birlikte lanetlenmiş ve ayrılamaz hale gelmişler. İkilinin iyileşme yetenekleri, ışınlanmaları ve seri saldırıları Dark Souls benim işim diyen oyuncuya bile kök söktürecek zorlukta bir dövüş olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki aşamalı dövüşte ilk olarak Lorian'a karşı mücadele ediyor ve bizi tek vuruşta öldürebilen ışınına hedef olmamaya çalışıyoruz. İkinci aşamada ise devreye Lothric giriyor ve ortada tam anlamıyla can pazarı yaşanıyor. From Software, Smug ve Ornstein'in başarısından sonra çeşitli defalar bu ikili boss mantığını denedi ve bizce ikiz prensler bunlar arasında en başarılı olanlardan bir tanesi. Ring City DLC'sinin asıl büyük boss'u işte budur. Tamam, Slave Knight Gael de kolay bir dövüş sayılmaz ama ikisini yan yana koyduğumuzda Midir adımı canlı canlı yiyor, Gael Mael tanımıyordu. Ark Dragonların soyundan gelen ve bizzat tanrıların elinde büyümüş olan Dark Eater Midir, Dark Souls 3'ün en fazla sağlığa sahip olan boss'u. Üstelik normal hasar aldığı tek yeri de kafası. Başka yerlerini vurmak kayaya vurmaktan farksız. Buna bir de son derece güçlü saldırılarını, devasa boyutu yüzünden kameranın pek işbirliğine yanaşmadığı anları ve dövüş ilerledikçe Abyss'in gücünü kullanarak kazandığı yeni yetenekleri eklediğimizde belki de DLC'de öldürmeyip pes edebileceğiniz tek boss bu olabilir diyoruz. Dark Souls 2 tam bir şövalye cennetiydi ama aralarında biri vardı ki onun yanında diğerlerinin esamesi bile okunamaz. Crown of the Old Iron King DLC'sinin son boss'u olan Fume Knight. Dövüşün ilk aşaması zaten yeterince zordu. Fume Knight silahlarıyla oldukça sert vuruşlar yapıyordu. Bu aşamada Longsword ve Ultra Greatsword kullanarak bize ecel terleri döktüren Fume Knight'ın sağlığını yarıya indirdiğimizde Greatsword'unu karanlık büyüsüyle kaplıyor, arenanın çevresinde karanlık orblar oluşturabiliyor ve bu yeni yetenekleri sayesinde de zaten savuşturması zor olan saldırılarını bloklamamızın da önüne geçiyordu. Aynı anda hem ateş hem de karanlığa direnç gösterebilmek hiç de kolay bir şey değil. En ufak bir zamanlama hatasının ölümle eş anlamlı olduğu bu dövüş, yendiğiniz zaman en büyük başarı hissini yaşatan dövüşlerin de başında geliyor. Dark Souls hikayesini takip edenler bilir. İlk oyunda Gwyn'in adı bilinmeyen bir ilk oğlu olduğundan söz edilir. İşte bu gizemli kişiyle karşılaşmak ve Nameless King'in adına yakışır bir zorla sahip olduğunu görmek harika bir histi. Kendisiyle kapışmamızın ilk aşamasında bir ejderhanın üzerinde olduğu için aslında en büyük düşmanımız kamera açılarıydı desek hiç yalan olmaz. Ejderhayı indirdikten sonra ise Nameless King'in asıl kişiliğini, öfkeden deliye dönmüş halini karşımızda buluyorduk. Çok hızlı bir boss olmasa da vuruşlarının gücü aşırı kuvvetliydi. En ufak hatanızı affetmiyor, hatta tek hamlede işinizi bitirebiliyordu. Yıldırım saldırılarını söylemiyoruz bile. Dark Souls 3'te size en çok ecel terleri döktürecek boss'u merak ediyorsanız cevabının Nameless King olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Dragon Slayer Ornstein ve Executioner Smug serinin en çok bilinen, en ikonik bosslarından biri. Daha doğrusu ikisi. Bu ikilinin zorluk bakımından listemizde adı geçen bazı bosslardan daha kolay olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu ikiliyi sona saklamamızın geçerli bir nedeni var.
Seriyi baştan beri oynuyorsanız zaten aslında boss mantığına alışmış oluyorsunuz. Dolayısıyla Dark Souls 2 veya Dark Souls 3'teki bazı bosslar her ne kadar mekanik olarak zorlayıcı olsalar da tecrübeniz sayesinde dövüşlerin taktiğini çözmeniz daha kolay oluyor. Ama şimdi bugüne kadar edindiğiniz tüm tecrübeleri bir kenara bırakın. İlk kez Dark Souls oynadığınızı düşünün. O sis kapısından geçiyor ve karşınızda Ornstein ve Smog'u buluyorsunuz. Karşılaştığımız ilk gerçek zor boss. Bu ikiliyle karşılaşınca ne olduğumuzu şaşırmıştık. Buraya ulaşan tüm yeni oyuncuları anında yerin dibine gömüyorlardı çünkü. Karşılaştığımız ilk gerçeği ikiye karşı bir dövüş buydu. Bell Gargoyles'u saymıyoruz çünkü birbirinden farklı yeteneklere sahip değillerdi. Ornstein hızlı ve çevik, Smog ise yavaş ama vurduma oturtan cinstendi. Bu ikiliyi çözmek yalnızca yetenek değil, sabır da gerektiriyordu. Bu dövüşün en unutulmaz yanıysa, birisini öldürüp de işinizi kolaylaştırdığını düşündüğünüz anda diğerinin ölen dostunun güçlerini absorbe edişi ve canını da sonuna kadar doldurmasıydı. Bir anlık dikkat dağınıklığı bile sizi geldiğiniz bonfire'a geri postalayabilirdi. Bu dövüş bizim için daima serinin bir numarası olacak. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki N10'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.